Merhaba arkadaşlar. Bir müşterimizden çekim geldi. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada anlatmak istediğimiz makinenin stabilitesi, program ve yazılımla uyumlu, eşgüdümlü çalışıyor olduğunu göstermek istedik. Derinliğe aldanmayın. Derinlik çok bir şey yok. Hedef 100'e yakın çıktı. Lakin burada anlatmak istediğimiz, dediğim gibi, cihazın stabil çekim yapabildiğini göstermek istedik. Müşterimiz çekim yapıyor. Yüzeysel metal dedik müşterimize. Tabi çekim sahasından bahsetti. Dedik bronz da olabilir. Demir ya da demir içerikli metal de olabilir. Mutlaka açılıp bakılması gerekli dedik. Müşterimizi de tembih ettik. Arazide dedik. Açmadan önce video çekersen, açarken video çekersen yayınlarız dedik. Nitekim müşterimizin ilk çekim görüntüsü bu. Zaten birazdan da videoda izleyeceksiniz. Hemen algılama değerlerine bakıyoruz. Genel zemin 15, 3, 5, 37'ler. Hedefin üstüne geldiğimizde değerler 289'a pik yapar. Yani burada demir ya da demir içerikli bir metal hedefimiz mevcut. Klavye üstünden F4 yaptığımızda karartır. Yani iddiaya girseniz, kaybetmezseniz bu ham datamız klasik tabana dayan kırmızı. Bu çekimi uyguluyor müşterimiz arazide. Biraz sonra izleyeceksiniz. Üstüne ikinci çekimi yapıyor, üçüncü çekimi yapıyor ve daha önce de bahsettiğim gibi hedef küçük olduğu zaman ikinci çekimde değerler düşer, hatta görüntü de bozulabilir. Lakin bir yerde hedef varsa aynı noktada her zaman hedefi verir. Izgaraları böldüğümüzde müşterimiz 10x10 ölçülerinde çekim yapmış. Şöyle bakıldığında maksimum 50-60 santim uzunluğunda, belki 5 belki 7 santim çapında uzunlamasında bir metal izlenmekte. Nitekim aynı bu şekilde de bir metal çıkmış durumda. İyi seyirler. Evet değerli arkadaşlar, şurada bir bronz demir metali olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan bir çekim alacağız. Adım aralığını 10 santim olacak şekilde şu anda çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an çekim devam ediyor ve büyük bir metal parçası şu an görünüyor. Projemiz böyle. Projeyi durduruyoruz. Cihazı kapatıyoruz. Kayıt işlemi için bilgisayara sabit bir yere koymam lazım. Şurası uygundur. Heh.
değerlere baktığımız zaman normal zemin değeri 13, 15, 3, 36, 148, 289'lara kadar vurdu. Şeklimiz böyle. Dolayısıyla F4'e bastığımız zaman bunun bronz veyahut demir bir malzeme olduğunu düşünüyorum. İkinci çekimi yapacağım, tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ikinci çekime şimdi başlıyorum. 298 değer aldık az önce. Şimdi zannedersem bir 280'ler civarı bir şey almamız gerekiyor. Çekimize devam ediyoruz. Aynen devam ediyoruz bu şekilde. Çok net bir metal anomalisi. Yine projemizi durduruyoruz. Ondan sonra kayıt işlemine geçiyoruz yine de. Gölgeyi alayım ki daha ben. Şu gördüğünüz siyahlık bronz veyahut demir metali olduğunu gösterir. Bir de kayıt yapalım. Denemem. 2 olsun. Kaydedelim. Değere gelelim. Kaç almışız? Az önce 298 civarı almıştık. Şimdi 234 verdi. Yarım metrede bir metal olduğunu düşünüyorum bunun. Demirli bir metal olduğunu düşünüyorum. 47 yıllık. Muhtemelen 80 santim. Tekrar açtıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, burayı açtık. Gömülü bir demir boru çıktı. 50 santim civarları. Şimdi bir daha çekim alacağız buradan. Küçük bir çekim alacağız. Bilgisayarımız orada. Sensörümüz burada. Aldığımız zaman da şöyle bir demir burada geriye doğru değil de şöyle ileri doğru muhtemelen borusu devam ediyordur. Şu yoğunlukta manyetik alanı şu yoğunlukta toplanıyor. Zaten çekimden de baktığımız zaman şöyle belli. Üzerindeki kayaları aldık. Şu gördüğünüz kayaları, taşları kaldırdık. Şimdi projeyi durdurup değerlere bakalım. Tabi üzerindeki kayaları, toprakları alınca bir yarım metreyi daha çok ortaya çıktı şey. Şimdi kenara geç.
Şimdi projeyi durdurup kayıt yapalım. Zemin değerine bakıyorum şimdi. 3 37 7 35 78 246 yani manyetik alanı demir olduğu için 40-50 yıllık bir demir olduğu için manyetik alanı çok kuvvetli. Dolayısıyla 246 değer aldık. İyi günler diliyorum.